uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle Filipinler'deyim. Çok mutluyum çünkü vize yokmuş buraya. Hiç araştırmamıştım. Ben kapı vizesi falan vardır diye düşünüyordum yani. Kapıda alırlar benden 30-35 dolar bir şeyler diye düşünüyordum. Hiçbir şey almadılar. Bayağı pasaportunuzla abi tık diye geçiyorsunuz buradan. Hadi bakalım valizimi alayım, ondan sonra Filipinler hikayesi başlasın. Evet abi, çantamı aldım. Filipinler Havaalanı'ndan dışarı doğru kendimi atıyorum. Şimdi benim bir şekilde bir otobüs bulmam lazım. Hiçbir planım yok abi. Tek bildiğim şey, yani Filipinler'de 3 hafta geçireceğim. İlk gün Manila'da kalacağım. Hostel belli. Ondan sonra yani Palawan'a gitmem lazım. Yani asıl kafamdaki plan Palawan'a gitmek ama hiç yani Palawan'a nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Ben şu bir hosteli bulayım da ondan sonra bakarız duruma göre. Filipinler merkeze bir otobüs bakıyoruz şimdi. Hello. How can I get to the center? Ama what center? There's so many centers. Really? Benim gittiğim yere direkt bir otobüs yokmuş. Onun için buradan ilk önce bir otobüse bineceğim. Son durakta inip başka bir ulaşım aracıyla hostele gideceğim. Yani sanırım ya ucuz olsun diye bayağı bir şehir dışında bir yere gidiyorum. Otobüse bindim şimdi. Son durakta ineceğim. Ondan sonra bakacağız. Bir şekilde bulacağım. Çok uykum var ya. Acayip uykum var ya. Hoppa. Evet. Otobüs beni abi bir yere kadar getirdi. Buradan sonra başka bir araçla devam edeceğiz yolumuza. Don't worry, you're safe from me. Ah, okay, good. I'm a seaman. I've been traveling around the world, so I know how it's this place. Just don't know. Oh, thank you, thank you. Benim yanımda oturan adam da ben de dünyayı gezdim dedi. Aynı yere gidecekmişiz. Ben sana göstereceğim şunu nasıl gidilerini. Canım. Ben Kapo diye bir yere gidiyorum abi. Burada çok değişik arabalar var ya. You go to Carriedo, but I go to Quirino. But we're the same train. Okay. Şey yapmıyor abi. Abi Filipinler. Garip. Metroya gidiyoruz abi şimdi, metroya. Metrodan da bakacağız bir yere. Yani inanılmaz bir kaos var burada ya. Yani öyle bir... Herkes bir telaş içinde, bir koşturma, bir kaos ortamı var. But if you go like this, if I be like this, be careful you watch every time you're back. Because sometimes splinting people stick at the back. Bu geldiğimden beri 3. kez uyarıyorlar beni. Filipinler'de çantana dikkat et, kamerana dikkat et diye. Buranın yerli insanları. Yani bir Malezya felaketini daha kaldıramam abi bu sefer. Metro hattına geldik. Buradan metroya atlayıp abi benim hostele gitmem lazım. Hostele gidince sadece uyuyacağım. İnanılmaz uykum var. Gözlerim kapanıyor yani. Metrolar arabalarda bayağı havaalanına girer gibi çantanızı veriyorsunuz. Tarıyorlar, ondan sonra metroya binebiliyorsunuz. Filipinler çok şaşırttı beni. Ben hiç böyle bir yer beklemiyordum ya. Adam nerede ya? Oğlum öyle bir kaos ortamı ki yani. Heh. You fall in line and then you sit, you pay to carrier dog. Okay. Abi çok insan var yani. Çok garip bir yer. Ben bayağı Filipinlere indiğimizde şey diyordum. Böyle güzel bir gün batımında abi, sakin plajlarda takılırım diyordum. Bura neymiş ya? Burası felaket. Oğlum burası Hindistan. Hiç alakası yok Filipinlerin böyle bir yerle. Abi 20 peso havaalanından otobüsle buraya geldik. Ya adını da bilmiyorum buranın ne olduğunu ama. Ondan sonra buradan da 20 peso daha verdim, yani 40 peso tuttu şu an. Hostele gideceğim, 2 aktarmayla gideceğim. Hosteller çok pahalı burada ya. Yani bir Vietnam, Kamboçya gibi değil, Malezya gibi değil. Dandik, bayağı dandik yani, şehrin dışında bir hostele. Gecelik 40 TL'ye verdim. Şimdi metroyu bekliyoruz abi, metro mu tren mi o da bildiğin de MRT diye geçiyor. Bununla gideceğiz. Give me 5 minutes. 5 minutes. Okay. Burada. Ama öyle bir yer ki burası abi. Burada yerli insanlar bile çantasını önüne takıyor yani. Herkeden zaten yürüyor. Mafya falan. Böyle şeyler dediler inşallah. Yani bu sefer savaşırım yani. Harbi söyleyeyim. Çok garip bir yer ya. Baksana burada. Abi 40 pezoya anlaştık. Böyle motorun yanındaki kabin bağlamışlar. Onunla gidiyorsun. kendimi hastaneden attım. Burası Filipinler, Manila. Özellikle Kapo bölgesi. Burası Filipinlerin arka sokakları. Bugün buraya gezeceğiz. Size burayı anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar yerel halkı gösterip burada insanlar neler yiyor, neler içiyor, nasıl yaşıyorlar onu anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Videomuz başlasın. Ben buraya dün geldim abi. Yolda gezerken şöyle bir yer gördüm abi. İlk önce bakkal zannettim. Böyle bir içecek bir şeyler almak için girdim. Haybiyle konuşurken buranın Manila'nın en eski, hatta Filipinlerin en eski kahve dükkanı olduğunu anlattı bana. 1930'lu yıllarda açılmış burası. Birazdan girerim içeri. Ronald'la da konuşur, o da anlatır. İçerisi çok değişik, otantik bir ortam. Hem burayı size bir gösteririm, hem de bir kahvenin tadına bakarız ya. Nasılmış diye küçük bir mola vermiş oluruz. It was established 1930s. A bread and butter of this coffee shop is brewed coffee without caffeine. There's no other coffee shop you can find in the Philippines except here. Majority of the customers coming here are the drivers of jeepneys, taxi cabs. One of the oldest, yes. Gerçekten vintage bir coffee shop. Böyle eskitilmiş kahve dükkanları veyahut da işte onun için tasarlanmış kahve dükkanları gibi değil. Bayağı adamlar burayı 80 küsur yıldır aynı tasarımla aynı kahveyi satarak işletiyorlarmış. Şu gördüğün takım bile de 1938 yılından beri kullanılıyormuş burada. Güzel bir yer. Yani Manila'ya gelirseniz, özellikle de Kapo bölgesine, burada kafeinsiz bir kahve içmenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım biraz daha şehri görelim. Manila sokaklarını gezerken iki şey çok dikkatini çekiyor. Birincisi eski tip Amerikan jiplerini abi şöyle toplu taşıma aracına çevirmişler buraya. Biraz renklendirmişler, biraz da grafitiyle böyle bir süslemişler. Güzel bir toplu taşıma aracı haline getirmişler. Bunlarla şehir içinde seyahat edebiliyorsunuz. Eğer taksi kullanmak istiyorsanız, yani tek başınıza seyahat etmek istiyorsanız toplu taşıma aracındansa, şöyle daha ucuz bir yöntem var burada abi. Tricycle diye geçiyor. Bu motorun yanına küçük bir kabin bağlamışlar. Bu bağladıkları kabinlerle de tek başına seyahat edebiliyorsunuz. Taksiden çok daha ucuz, Manila'nın kültürüyle biraz daha özleşmiş bir seyahat şekli. Filipinlere gelmek isterseniz burada iki mevsim var. Ya yazın 2 ay sürüyor, ya da yağmurlu sezon dedikleri muson yağmurları, o da 10 ay sürüyor. Ama yazın da, yani Nisan ve Mayıs ayları deniyor burada yaz aylarına. İnanılmaz sıcak burası. İnsanlar genelde burada şemsiyelerle gidiyorlar. Şu arkada gördüğünüz gibi abi. İnsanlar şemsiyelerini alıyorlar güneşten korunmak için. Yani hep şemsiye var burada. Ya muson yağmurlarında şemsiye kullanıyorlar, ya da yazın güneşten korunmak için abi şemsiye kullanıyorlar. Ve hemen böyle cipnilerin olduğu yerin arkasında büyük bir kilise var. Normalde ben çok kilise, cami gezen bir insan değilim seyahatlerimde, ama burası hem internette yazılanlar nedeniyle hem de benim olduğum bölge nedeniyle dikkatimi çekti. Onun için şöyle okuduklarımı hem burayla ilgili size de bir anlatayım. Hızlıca bir kilise turu yapalım. Burası San Sebastian Kilisesi. Buranın önemli noktası Filipinler'deki tek metalden yapılmış kilise. Yani tamamen şu gördüğünüz yapı abi metal. Şimdi ben böyle tıklatıp sesi göstereceğim size. Şu gördüğünüz kolonlar beton değil. Bayağı bildiğiniz metal yani. Şu kapı çalar gibi oldu ama bayağı metalden yapılmış bir kilise burası. Abi arkada gördüğünüz heykelde San Sebastian. Genelde burada askerler bir yardım istediklerinde San Sebastian'a dua ediyorlarmış. Onun için böyle dini bir sembol bunlar için. Abi Kile'den çıktıktan sonra ben size biraz Filipin'in tarihiyle ilgili bilgi vereyim. Bye. Şöyle, normalde Filipinler 1200 ile 1500 yıllar arasında Müslümanmış abi. 1521'de bize bu tarih derslerinde öğretilen Magellan var ya, Portekizli denizci. O burayı buluyor. Aslında ondan önce bulunmuş ama Avrupa'dan olarak ilk adımı Magellan atıyor. Sonra İspanya'da burayı 3 sefer daha düzenliyor. Tam 300 yıl süren koloni dönemi başlıyor Filipinler için. Burada dinini değiştiriyorlar. 300 yıl süren koloni dönemi 18. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'ya teslim edilmesiyle değişiyor. Bu sefer de ülkenin dili değişiyor. İlk önce dinini değiştiriyorlar İspanyollar. Amerikalılar da dinini değiştiriyorlar. Bu sefer de resmi dil İngilizce oluyor. Şu anda bile, yani 21. yüzyılda buranın resmi dili hem Filipince hem İngilizce. Bu nedenle 10 yaşındaki çocuk da çok iyi İngilizce konuşuyor burada. 60 yaşında amca da çok iyi İngilizce konuşuyor. How old are you? I'm already 81. You're 81? Ah, wow. Very strong. Yeah. Especially woman. Velhasıl Kerim abi, 1946 yılında Filipinler bağımsızlığı ilan edebiliyor. Tabi gelin görün ki bu kadar yıl süren İspanya, Amerika ve Japonya savaşlarından sonra ülkenin dili, dini, kültürü, hatta ismi bile değişmiş. Ülkenin adı Filipinler, İspanyol kralı 2. Filip'ten geliyor. Bu nedenle böyle daha fazla küçük sokaklara geldiğinizde, yani arka sokaklarına, hem İspanyol kültürünü, hem dini nasıl etkilediğini, hem Amerika'nın dine nasıl etki ettiğini, hem de Filipinlerin kendi yer halkıyla bu kadar fazla koloni kültürünün nasıl etkileşim haline girdiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz abi.